2017'deki referandumdan beri biz ciddi seçim ekonomisi uyguluyoruz. Evet. Geçmiş seçimlerde çok da fazla hatırlamıyoruz. Doğru. Onu söylemek lazım. 2017 sonrası başladı. Ama 2017 referandumu... Evet. KGF ile beraber başladı. KGF ile başladı. Bunu, bunu parayla satın almak için bir girişim başladı. 2018 seçiminde ciddi para harcandı. 2019'da büyük para harcandı. 2023'te ise yani devasa. Varımızı yoğumuzu seçime yatırdık. Doğru. Diyebilirim. Şimdi ama bir seçime daha gidiyoruz. Önemli de bir seçim bu seçim. Acaba eski seçim ekonomisi örneklerini henüz görmedik. Tabii görmeyeceğiz demek değil bu. Hı-hı. Ama acaba işte faizleri bu seviyede tutmak, kemerleri bu seviyede bu kadarcık sıkmak mı bu seferki seçim ekonomimizde bu mu acaba diye düşünmeden edemiyorum. Evet. Ben bu sefer bir hani seçim ekonomisi göreceğimizi düşünmüyorum. Çok az kaldı zaten. Bu kadar sıkılaşmanın ortasındayken hani yapılabilecek olan ücretlerle ilgili bazı ayarlamalar bununla sınırı kalacaktır diye düşünüyorum. Bunun arkasındaki hani düşüncem de aslında bu seçimin gerçek bir seçim olmaktan öte işte İstanbul, Antalya, Adana, Mersin hani belki Ankara'yı da katalım içine 5-6 tane şehrin seçimi olmaktan ibaret olacağını düşünüyorum. Çünkü hemen hemen diğer bütün şehirlerin ne olacağı hemen hemen belli. Hemen hemen. Çekişme olacak 5-6 tane il üzerinde oluşacak bir seçim. Bu da yerel adayların ve yerel söylemlerin daha etkili olacağını iktidar da düşünüyordur. O yüzden hani Ocak ayında verilecek zamlar da ufak tefek popülizm olabilir ama herhalde 2017'den sonra en az popülizm de olacağı seçim olacağını İnşallah düşünüyorum. İnşallah sizin iyimserliğiniz gibi olur. Bilmiyorum. Ama bence bu seçimin en popülist kararı yılda bir zam verilmesi. O şunu getirecek. Şimdi yıl başında %50-55 arası zamlar yapılacak en az. 50-55 arası ama ortalama enflasyon ne olacak? Ortalama enflasyon yılın ilk yarısında muhtemelen 70-75 olacak. Ortalama değil, 12 aylık enflasyon. İlk 6 aylık ortalamayı söylüyorum. 2024'ün ilk 6 aylık ortalamasını. Muhtemelen %70'lere gelecek. Kerim Hocam'ın söylediği gibi 75-80 bekliyorsa zaten 65'lerde giriyoruz neredeyse. 65'lerde girip 80'e giderse ortalaması 70-75 aralığı gelecek ilk 6 ay. Yıllık ortalamada muhtemelen 55-60'lar olacak. Evet. Şimdi ama bunu şöyle düşünün. Diyelim ki asgari ücret 11.400 lira. İşte ben bu hesapla yaptığım zaman ki o kadar yüksek yapmadım. 17.500 buluyorsun. 17.500. Şimdi 17.500 ilk 4 ay vatandaşa oy vermek için ciddi bir şey olacak. Motivasyon olur. Ama açık açık da söyle. Bir kere yapacağım diyor zaten. Ha, yani bir kere yapacağım dediği için Eylül-Ekim ayı geldiği zaman vatandaş diyecek ki vay canıma benim. Ben bunlara oy verdim de ne oldu? Eyvah 17.500 lirayla ekmek bile alamıyorum veya geçinebilirim. Alternatifi ne öbürü ne verdiği zaman 17.500 lirası 20 bin lira olmuyor ki. O zaman şöyle olacak. Alternatifi şu. Şu anda zaten %40'a yakın enflasyon oldu. 6-16 ayda. Son 6 ayda. Şimdi mevcut enflasyonu verdiğiniz zaman zaten aşağı yukarı 15.500 lira filan 16 bin lira yapıyor. Asgari ücret üzerinden söylüyorum. Bir de 2024'ün ilk 6 ayını düşünün. En az %30-35 de oradan olacak. O %10-16 bin liraya bir de 35'i oradan ekleyin. İlk 6 ayda %30-35 enflasyon olursa biz yanmışız yani zaten. 20 gibi ben düşünüyorum. Biz zaten yanmışız. Evet. Ama Ocak ayında çok yüksek başlıyor. Ocak, Şubat, Mart ayı yüksek başlayacağı için. 20 gibi bir yerde yani, oluşması lazım. Bütün senenin tutabilmesi için. 20 bile olsa 16 bin liranın üzerinden ki ben 20'yi geçeceğini bekliyorum. Ben 30 civarı bekliyorum. Dolayısıyla o zaman yılın toplamında 60'a yakın kere zam, iki kere zam yapsaydın asgari ücrete muhtemelen 16 bin ondan sonra da 19-20 bin olması gerekirken şimdi bir kere yapacaksın 17.500 vatandaş 17.500 ile yılın ilk yarısında yüksek oyu verecek ikinci yarısı da yandım Allah diye başlayacak geçen seçimlerde de olduğu gibi bence bu seçimin tek popülist kararı yılda %70-80 enflasyon döneminde yılda tek zam verilmesi. Evet. En popülist politika bu olacak diye. Şimdi bilmiyorum burada bir noktada beklentilerin kırılmaya başlaması lazım.
Bunun en önemli göstergesi, yani beklentileri kırmanın en önemli göstergesi de hakikaten ücretlere verilecek olan zamdır. Diyor ki, ben seni sıfır noktasında kabul ediyorum diyor. Değiliz hiçbirimiz sıfır noktasında ama hepimiz reel olarak enflasyonda ciddi bir gelir kaybına uğradık ama 1 Ocak'ta sen sıfır noktasındasın. Önümüzdeki yılın sonunda eksi 50 olacaksın. Ben o 50'yi şimdiden veriyorum sana diyor ve bu yolla benim geleceğe ilişkin enflasyon beklentimi kırmaya çalışıyor hükümet. Burada ya işte acı ilaç diye kastettiğimiz şeylerin hepsi bunlar, böyle şeyler zaten. Hem bu ilaçlar olmasın hem de enflasyon düşsün, o pek olacak bir şey değil. Yani burada önemli olan şey şu. Şimdi İbrahim diyor ki ben ilk 6 ayda %30 enflasyon bekliyorum diyor. Bunu ben beklemiyorum. %30 enflasyon. Eğer olursa, %30 enflasyon olursa ilk 6 ayda zaten biz bu mücadeleyi yapamamışız ve kaybetmişiz demektir. Yani arada evet 12 aylık enflasyon %78'e 80'e kadar çıkacak ama biz şimdi hangi rakama ne zaman bakacağımızı doğru bilmemiz lazım önümüzdeki dönemde. Yani o %78-80'e mi bakacağız yoksa işte ilk 5 ayın toplamına mı bakacağız? Deflatöre mi bakacağız? Hangisine bakacağız? 3 ayrı rakam var karşımızda. Ben ilk ayların toplamına bakmak daha doğru değerlendirme, yani hükümetin enflasyonla mücadelesi başarılı mı değil mi görmek için daha doğru ölçütün o olduğunu düşünüyorum. 12 aylık toplama bakmak değil. Bilmiyorum yani burada işte acı ilaç diyoruz. Acı ilaç evet, kamunun da mutlaka acı ilaç yutması lazım ama biz vatandaşlar da yutacağız. En çok da biz en yutacağız biz belki. Yutacağız, tabii. Bu acı ilaçı. O yüzden yani böyle hem işte şimdi Gaye Erkan popülizm yapıyor aklınca. İşte vatandaşın sıkılacak kemeri kalmadı artık filan diyor. Tamam doğru kalmadı ama yapacak bir şey yok. Vatandaşın kemerini de sıkacaksınız. Enflasyonu evet, işte düşürmek vatandaşın, istiyorsunuz. Orası kesin. Ama aynı yere geliyorum. Yani toplumun %80'inin gerçekten hani ne yapabilir? Daha az ücret artışı yapabilirsiniz. Daha büyük işsizlik olur. Daha büyük sorunlar yaşayabilir ama toplam enflasyon denkleminin içerisinde artık onların fazla bir öneminin kalmadığını düşünüyorum. Hı. O tepedeki %20'nin evet, harcama motivasyonunu mutlaka kırmak gerekiyor. İthalat tutarlarının tüketim ithalatının azalmamasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de o. En tepedeki %20. Oraya bir mesaj göndermek gerekiyor. O mesajı göndermediğiniz sürece de enflasyon mücadelesi başarısız. Nedir o mesaj? Nedir o mesaj? Vergi. Ve yani özellikle gayrimenkul üstüne. Özellikle rant üzerine evet, diyelim. Gayrimenkul evet, üzerinden evet, şey yapalım. Rant üzerinden vergi. Yani 94 krizinde mesela bu yani çok çarpık yapılmıştı ama net aktif vergisi yoluyla bu mesaj gönderilmişti. Evet. 2001 yılında işte yine bir şekilde gönderilmişti. 94 kadar olmasa. Kısmen. Bu sefer tek gönderilen mesaj işte çift araba şey otomobil vergisi oldu. Onun dışında hani en tepedeki %20'yi etkileyecek başka bir hareket olmadı açıkçası. Yani bu konuyla ilgili aslında temel değerlerde de biraz ilerleme kaydetmemiz lazım Türkiye'nin. Yani servet vergisi ama servet vergisini de şuraya ayırmak lazım. Mesela Kerim Hocam isimleri üzerinden yanlış oluyor. A kişisi diyelim. A kişisi 1 milyar lirayla 100 tane daire aldı. B kişisi de 1 milyar lirayla 100 kişi istihdam ediyor. Net aktif veya servet vergisi dediğin 1 milyar lirayla gidip 100 kişiyi istihdam eden, elini taşın altına koyup can hıraş bütün riskleri üstlenen kişi değil. Tam tersi A kişisi. Biz A'yı hiç görmüyoruz. B kişisine yoldukça yoluyoruz. Türkiye'nin atıl servet diye tanımlıyorum ben bunu. Yani üretime, yatırıma, ekonomik değere doğrudan katkısı olmayan bu servet, bu girişimciliği de önleyen bu servet birikimine bir an önce vergi getirmesi lazım. Çünkü para politikasının etkinliğini de öldürüyor, gelir dağılımı etkinliğini de öldürüyor. Yani ne görüyorsun? A sokakta lüks araç için kuyruk var, B sokakta da ekmek kuyruğu var. Yani bütün dengeleri bozuyor, toplumsal ahlakı da bozuyor. Ya ahlak da kalmıyor. Yani bu sefer insanlar nasıl yaşamak, nasıl gelecek hayali kurmak için yolsuzluk, hırsızlık gibi hayaller kurmaya başlıyor. Yani mevcut çalışarak bir hayal kuramıyor. Şimdi Türkiye'de
ortalama bir çalışanın açlık sınırı üzerindeki geliri üzerinden bir ev sahibi olması 63-70 yıla geldi. Yani bir ömür boyu ev alamayacaksın. E ne yapacaksın? Tek çıkış yolun var hırsızlık. Veya soygun işte neyse. Bütün toplumun ahlakını bu derece bozan bu yapıyı biraz da krizler üzerinden aşma, krizleri aşma bahanesini yapabiliriz ama kalıcı olarak bunu getirmek lazım. Ama döneceksin. Peki yukarıdaki Erdoğan'ın eski konuşması var. Hırsızlık diyor. Babadan evlada geçer. Evlattan babaya geçmez. Şimdi ahlak yukarıdan gelir. Yani kamudan başlaması lazım. E kamudan nasıl başlayacak ahlak? E şimdi hazine garantili işlere bakıyorsun. 1 milyarlık işe 10 milyar garanti vermişsin. Ödemelerin tıkır tıkır devam ediyor. Keş hem de. İK Havalimanı'nı görüyorsun. Keş ertele. 10-15-20 yıl sonraya taksitle ertele. Ama ödemeye, kamunun ödemesine gelince keş ödemeye devam ediyorsun. Şimdi kamusal ahlak ortada maliye politikasında olmadığı için Mehmet Şimşek'i en fazla eleştireceğimiz konu burası. Mehmet Şimşek maliye politikasında kamusal ahlakı getirmeden alt gelir gruplarına vergi bilmem ne diye yaparsa Türkiye hiçbir adım ilerleyemez. Onun için Türkiye'nin bu temel sorunlarına da biraz eğilmesi lazımdı. Aslında buna yönelik çok güzel yazılar vardı. Kerim Hocam çok iyi bilir. Ortak politikalar metninde yapmıştılar ama gizlediler onu biliyorsunuz. Onu gizledi. Kılıçdaroğlu onu hiç kullanmadı. Oysa Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bu temel politikalar yani ortak politikalar metni. Bakın Türkiye'de bütün iktisatçıların ortak fikri. Ya dediler ki şu altılı masanın ortak politikalar metnini ya yarısını uygulasalar Türkiye değişir. Yarısını. Kılıçdaroğlu hiç kullanmadı onu. Sakladılar onu işte. Yani bu açıdan bir son cümleyle şey yapayım. Yani bu kemer sıkma politikası bahanesiyle de aynı zamanda bu temel değerlere bir dönüş yapmak lazım. Bir temel şeyleri düzeltmek lazım ama umudum var mı dersen sıfır. Benim de pek ümidim olduğunu söyleyeyim. Yani bir örnek vereyim. Mesela şimdi eczanelere gidin yıl sonu hemen hemen hiçbir aradığınız ilaç bulunmaz. İlaç yok evet. Niye? Çünkü devlet işte şu anki piyasa euro kuru 32 lirayken ilaççılara ödediği kur herhalde 14-15 liraydı. 13,5 galiba. Şimdi 18 liraya çıkacak. Hani ilaç şeyinde azalması bekleniyor. Sıkıntısının azalması. Yani demek ki bizim devletimiz döviz üstünden bazı kesintiler yapabiliyormuş değil mi? Burada evet. Gördük. Evet. Yani vatandaşın ilaç bulamaması pahasına cari kur üstünden bir döviz ödemesini gerçekleştirmeyebiliyor. Ama koi ödemelerinde hiç böyle bir şey yok. Hiç böyle bir şey. Hiçbirinde yok. Ya bir örnek vereceğim Kerim Hocam. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantı yolları. İhalesi 2013'te bakın 10 yıl 2 ay 20 gün mü 12 gün mü ne? 10 yıl 2 ay küsür gün. Kaşla yani, göz arasında bitti. Uzattılar onu. 2023 yılı Eylül ayında ve Ağustos sonu Eylül ayı gibi kamuya geçmesi lazımdı. Evet. Almıyorlar kamuya ya. Hayır, ya, uzattılar. Uzattılar işte. Çaktırmadan uzattılar. Yılda 1 milyar dolar para ödüyorsun hazine garantisi. Şimdi bu ihale sakatlanmış değil mi? Mehmet Şimşek mesela bunları hiç görmüyor. Çünkü bu ihale ilk giren... İhalesiz uzattılar. Tabii ihalesiz. İlk giren bir başka müteahhitti. Aslında bunun 2 yıl uzatılacağını bilseydi farklı bir fiyat teklifi atardı. 2 yılda değil 6 yıl mı? Aynı durum İGA için de İstanbul Havaalanı için de geçerli. Yani havaalanının kotunun o kadar düşürüleceğini bilse başka 90 fiyat, metre yerine 60 metre düşürülür. Başka bir fiyat. 2,5 milyar euro sadece o fiyat farkı var. Kot farkı. Yani dolayısıyla bunlar bizim en büyük sorunlardan şey ama biz maalesef işte enflasyon düşecek mi, kemer sıkma çıkacak mı? Mehmet Şimşek'le bakın söz geldi şöyle söyleyeyim. Ben Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i bu konuda ciddi şey veballi buluyorum. Geçmişte bunları görmeleri lazımdı. Güçleri varken bu işleri görmeleri, 2012-13'lerde bu ihalelerin çoğu yapıldı. Yani bunları görmeleri lazımdı. Bunlara tepki koymaları lazım. Bugün bütçede yılda 100 milyarın üzerinde 150-200 milyar bunlara gidiyor. Yani bu müteahhitlere gidiyor, şeylere gidiyor. Vatandaş da 7500 lira alacak mıyım, 8000 lira olacak mı, 8500 lira. Ama vatandaş sorguluyor mu? Biraz önce söyledik, vatandaş da sorgulamıyor. Gerçi biz de burada konuşup duruyoruz ama vatandaş da sorgulamıyor. Vatandaşın hoşuna gidiyor devlet hastane, işte o şehir hastanelerini görmek, o yolları görmek. Köprüleri görmek. Yani tabii ki modernize edilmesi gerekliyordu. Ama bambaşka bir finansman modeliyle yapılabilirdi. Benim hep sorguladığım bir şey, yani 2013
Türkiye'nin uçtuğu bir seneydi. Bu ihalelerin %80'i de 2008 ile 2014 yılları arasında yapıldı. O dönem hani ben de bankacılık sektörünün içindeydim. Bunları döviz yapmak, ihale yapmak, en azından ilk ihaleleri enflasyon endeksi açılsaydı yine bu ihalelerin arkasında kuyruk olurdu. Evet. Müteahhitler ve finansörler. Ama hep döviz açılması. Çünkü öyle istendi. Devlet kolayına geldi. Kurda işte 1.8 liraydı. Ya kurdu herhalde dolarda 30 liraya çıkmaz, 25 liraya çıkmaz diye herkes bir iyimserlik halinde baktı olaya. Ama bu tip işlerde hele hele kendinizi 15-20 yıl bağlayacak işlerde en kötü senaryoyu mutlaka hesaplamanız gerekiyordu. Yani şu anda